Teşekkür ediyorum. Sizlere Kaçkar Dağları'ndan, Çamlıhemşin'den selam getirdik. Sağ olun. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sanatımızı, kültürümüzü sizlere anlatmaya çalışacağız burada. Sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tulum kültürü ülkemizin çok önemli değerlerinden birisidir. Fakat maalesef ülkemizde hak ettiği yere hiçbir zaman gelmedi. Sadece son yıllardaki genç arkadaşlarımızın ilgisi, sizin gibi üniversite düzeyindeki hocalarımızın, arkadaşlarımızın ilgisiyle biraz daha geniş kitlelere bu sanatı elimizden geldiğince iletmeye çalışıyoruz. Tulumu tanıyanlarımız var. Geçen haftalarda da burada bir program yapılmıştı. Tanımayan arkadaşlarımız da olabilir. Belki ilk defa dinleyenler var mı Rize'de olup da bilmiyorum ama az önce icra etmeye çalıştığım tulum bizim bildiğimiz, dedelerimizden öğrendiğimiz, bazı tarih araştırmacısı hocalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla kendi derlemelerimizin de ışığında milattan sonra 600'lü yıllarda Orta Asya'dan göç eden ve Anadolu'ya gelen hemşinler tarafından Kaçkar Dağları'nın eteklerine getirildiği ve yüzyıllardır da bu bölgede, dağlık bölgede çalınan ve bilinen tek enstrüman olduğunu söyleyebilmekteyiz. Yüzyıllardır yöremizde tulumun haricinde herhangi başka bir enstrüman çalınmamıştır. Halk müziğine intikal eden, halk müziğinde kullanılan tek enstrüman, tek ses yöredeki tulumdur. Tulumun belki biliyorsunuz, farkındasınız. Aslında tulum ve tulumsu sazlar dünyada 30'u aşkın ülkede de çalınmaktadır. Biz bunlardan en çok hangisini tanıyoruz? İskoçların gaydasını tanıyoruz. Evet, kime sorsak aşağı yukarı aynı soruyu cevabı bize veriyorlar. Diyebiliriz ki 2000'li yıllara kadar ülkemizde neredeyse tulum hiç tanınmıyordu. Kapalı bir coğrafya içerisinde kalmıştı. Fakat 2000'li yıllardan sonra özellikle Doğu Karadeniz'de yeni müzik grupları oluşmaya başladı. Modern müzik grupları tulum enstrümanında diğer sazlara, diğer enstrümanlarla beraber sahnelerde kullanmaya başladılar. Ve böylece daha geniş kitlelere ulaşma ve kendini tanıtma şansına sahip oldu. Ayrıca yerel basının ve ulusal basının ilgisi, yöremizde yapılan programlarda tulumun tanıtımında bir nebze olsun katkıda bulundu. Yalnız bölgemizde oluşan yeni modern müzik gruplarının tabii ki tulumun tanıtımında çok büyük katkıları olmuştur. Fakat aslında sadık kalarak çalınan yörede unutulmaya yüz tutan ezgilerin tanıtımında ve gelecek kuşaklara aktarımında ne kadar etkili olmuştur? Bu da ayrı bir tartışma konusudur. Yani tulum ismi olarak ve bir enstrüman olarak geniş kitlelere ulaştı. Fakat bunun yanı sıra geçen zamanda modern çağın getirdiği yenilikler doğrultusunda maalesef biraz da özünden, yöresinden uzaklaşmaya başladı. Atalarımızdan bize miras kalan, belki en yenisi 100 yıllık olan eserler son yıllarda neredeyse unutulmaya yüz tuttu. Bu nedenle şunu söyleyeyim, 2006 yılında az önce arkadaşım da söyledi, Çamlıhemşin'de ve Hemşin ilçesinde de çalınıyor biliyorsunuz tulum. Genelde söylediğim gibi dağlık bölgelerde, Kaçkar Dağları'nın eteklerinde çalınan bir enstrümandır. 2006 yılında kendi adıma bir atölye açmaya karar verdim. Aslında tulum yapımına daha iyi bir enstrümana sahip olma arzusuyla başlamıştım. Arz talep doğrultusunda Çamlıhemşin'de de tulumla ilgili bir atölye olması gerektiğine inandığım için bir atölye açtım. Atölyede çalışmalarım devam etmekte. Bunun haricinde usta öğreticilik görevim devam ediyor. Halk oyunları yani horon kursları vermekteyim arkadaşlara. Bu şekilde sanatımızı icra etmeye çalışıyoruz. Tulum biliyorsunuz az önce de söyledim 30'u aşkın yabancı ülkelerde çalınıyor. Fakat ortak bir özellik var. Genelde tulum ve tulumsu sazların yapıldığı malzemeye baktığımız zaman hepsinin ortak malzemesinin deri genelde oğlak ya da keçi derisi ve ahşap.
olduğunu görmekteyiz. Bizim yöremizde oğlak derisi ve şimşir ağacı kullanılıyor. Ayrıca toprak kamışı. Ama diğer bölgelerde farklı deri çeşitlerinde kullanıldığı görülmektedir. Şimdi slide gösterimiz var tulum yapımıyla ilgili. Tulum yapım aşamalarını size göstereceğim. Oldukça zor bir sanat. Zor bir sanat olduğu için de çok fazla, özellikle imalat kısmı çok tercih edilen bir sanat maalesef değil. Çünkü yaşadığımız dönemde maalesef genç arkadaşlarım genelde biraz daha kolay olan sanatların işleri tercih etmektedirler. Bu yok oluş, bu ilgisizlik aslında sadece benim sanatımla değil, Anadolu'nun birçok yerinde böyle birbirine güzel el sanatları var. Fakat maalesef genç kuşakları çok fazla ilgisini çekmiyor. Belki çok iyi tanıtılmadığında pek tercih edilen sanat değil. Şimdi tulum yapım aşamalarından bazı örnekler slide şeklinde size göstermek istiyoruz. Eğer bu arada soru sormak istiyorsanız bu anlatım sırasında sorularınızı da alabilirim, cevaplayabilirim. Sunumuma daha sonra yine devam edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi bir oğlak derisi. Biz bunu yazın özellikle Temmuz-Ağustos aylarında çobanlardan, bölgedeki çobanlardan, ki maalesef çobanların da, yani küçükbaş hayvancılık yapan insanların da sayısı çok azaldı, onlardan temin etmekteyiz. Tulumu hiç bıçak kullanmadan oğlak derisini çoban arkadaşlarımız bize temin ediyorlar. Bundan sonraki hasıl dediğimiz aşamalarda bizim elimizden geçiyor. Elimde görmüş olduğunuz tulum şeklinde çıkan bir oğlak derisi. Oğlak derisini ilk önce ters çeviriyoruz ve iç kısmına mısır unu ve tuzdan oluşan bir karışımı sürüyoruz. Şimdi biz biliyorsunuz sanayi çok gelişti, özellikle deri sanayisi. Deri sanayisinde çok farklı kimyasal ürünler kullanılarak fabrikasyon işlemlerden geçmektedir. Günümüzde kullandığımız, farklı amaçlı kullandığımız deriler. Fakat biz kesinlikle kimyasal maddeler kullanmadan tamamen organik, dedelerimizden, atalarımızdan bize intikal ettiği gibi halen eski üsül hasıl dediğimiz aşamaları gerçekleştiriyoruz. İç kısmını bolca mısır unu ve tuzluyoruz. Ve bu deriyi katlıyoruz. İç dış yaptıktan sonra bir poşetin içerisine alıyoruz. Yaklaşık ortam sıcaklığına göre 4-5 gün beklemesi gerekiyor. 4 ya da 5 gün sonra deriyi çıkarıyoruz ve oldukça kötü kokuyor. Aslında şu aşamada bakteri de ürettiği için deri sağlığımız için de biraz tabii sakıncalı. O yüzden maske ve eldiven kullanmamız şart. Neredeyse çürümeye yüz tutmuş olan oğlak derisi bu aşamada kıllarını çok kolay bir şekilde bırakabilmektedir. Biz de kıllarını tek tek yolarak, temizleyerek üzerindeki tüylerle kıllardan arındırıyoruz. Oğlak derimiz şekillenmeye başlıyor. Ve bol suda oğlak derimizi yıkıyoruz. Yine özel hazırladığımız hasıl dediğimiz, işte içerisinde ayran veya süt veya ve de mısır unu ve tuzun olduğu bir karışıma koyuyoruz. Yaklaşık burada da 3 veya 4 gün ortam sıcaklığına göre, hava çok sıcaksa daha erken zamanda çıkarıyoruz. 4 gün kadar kalıyor ve oğlak derisini çıkarıyoruz. Boyun kısmından, ayak kısımlarından, bel kısmından bağlıyoruz oğlak derimizi ve asıyoruz. Boş bıraktığımız bir ön ayaktan basit bir hortum yardımıyla tulumumuzu şişiriyoruz. Evet. Ve bu tulumu kurumaya bırakıyoruz yine. Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar bu tulumun kuruması gerekiyor. Bu tulumun deri kısmıydı. Biraz sonra kurutulmuş derileri de göreceğiz. Şimdi nal kısmına geçiyoruz. Tulumun klavye kısmına nal diyoruz. Şimşir ağacından yapılıyor. İçerisinde de toprak kamışından yaptığımız perdelerin olduğu kısım var. L şeklinde hazırlanmış bir şimşir ağacı gördüğünüz gibi. Önce parmaklık perde yerleri
açılıyor atölyemizde. Genelde yine sanayi malzemeleri, aletleri veya araçları kullanmıyoruz. Genelde el yapımıdır. El demiri, keski. Kullandığımız sadece elektrikli malzeme, bileğiz, matkap kullanıyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş nav kısmı da beliriyor. Kepçe kısmının açılması. Bunlar tabii günler sürüyor. Şimdi burada belki bir 10-15 dakikada bu slide geçecek ama bir tulumun hazırlanması 15 gün kadar bir zaman almaktadır. Yani ayda çok iyi çalışırsak iki tulum ancak yapabilmekteyiz. Test ve işlemleri atölyede yapılıyor yine. Ve toprak kamışından analıklar, analık diyoruz perde kısmına taktığımız toprak kamışlarına. Zımparalama işleminden sonra navımız iyice beliriyor, belirginleşiyor. Ve navımızın son şekilleri artık. İzolasyon malzemesi olarak yine yüzyıllar öteden günümüze intikal eden çok güzel bir izolasyon malzemesidir. Bal mumu biliyorsunuz. Bal mumuyla izolasyonunu yapıyoruz. Toprak kamışları yine analık dediğimiz birbirine eşleştiriliyor. Bunlar oldukça zordur. Çok farklı ortamlarda, farklı güneş altında, farklı iklimlerde yetişen toprak kamışlarını eşleştirmeniz gerekiyor. Dünyada üflemeli çalgılar genelde ilkel çağlardan günümüze kadar nefesli sazlar, üflemeli çalgıların çoğunun ham maddesi, yapıldığı madde biliyorsunuz kamıştır. Kamışa endekslidir yani üflemeli sazlar. Daha sonra geliştirilmiş farklı materyallerde kullanılmıştır. Biz halen kamış kullanıyoruz. Bazen benim ustam rahmetli Ali Çamkerten yaptığı gibi de alüminyum çubuklarda zaman zaman kullanabilmekteyiz. Fakat bir toprak kamışının verdiği sesi halen başka bir malzemede bulamadık. Perde yerleri belirlendikten sonra özel 6 ya da 7 milimlik çubuklar kızgın ateşte ısıtılır ve bu şekilde perde yerleri ortaya çıkar. Bunlar da yine şurada gördüğünüz alüminyum çubuklardır. İçi 8 milim çapında. Bu malzemeyi de zaman zaman kullanıyoruz. Ama dediğim gibi toprak kamışının yerini maalesef almıyor. Bu da dillik yapımı. Tuluma ses veren en önemli şey ve ustalık isteyen. Toprak kamışına şekil veriyorsunuz. Form kazandırıyorsunuz. Çakıyla ortadan yarılmış olan toprak kamışı her bir iki tanesi birbirine eş olma durumundadır. Tulumda zaten tulumdaki o mistik, o güzel sesi veren özellik aslında şudur. Çift kanal üzerine olan bir enstrümandır bu. Nefesli çalgıdır. Ve her bir çubuktan, her bir analıktan aynı sesi alma durumundasınız. Dolayısıyla doğal bir stereo ses elde etmiş oluyorsunuz tulumdan. Ve tulumun etkileyici sesi de bundan kaynaklanıyor. Evet, bitmiş haldeki navlarımız. Bunlar da ağızlık dediğimiz. Ağızlık ya da yörede dudula denilen, deri kısmına bağlanan, nefesi geri kaçırmayan, tulumun şişmesine aracılık yapan ağızlık kısımlardır. Bunlar da şimşir ağzından yapılır. Şu gördüğünüzü neye benzettiniz? Evet, sipsiye benzettiniz. Maalesef yöremizde de sipsi deniyor ama gerçek ismi çıbundur. Sipsi biliyorsunuz Burdur, Aydın yöresinde çalınan çok güzel bir halk sazıdır. Ama buna çıbun diyoruz. Peki ne işe yarıyor? Tulum çalmaya başlamadan önce genelde Çamlı'nın içinde her çocuk, yani artık bunu eline alabilen, üfleyebilen her çocuğun çalmaya başladığı, belli bir pratikten sonra artık yeteneği doğrultusunda bunu çaldıktan sonra tuluma geçtiği bir öncü enstrüman diyoruz biz buna. Çıbun. Yani tulum çalmayı öğretiyor bize. Tuluma giden, sanata giden ilk yol. Evet, az önce
hasıl işlemini yaptığımız deri. Bu da şişmiş vaziyeti. Tulumlarımızı biliyorsunuz, birbirinden güzel, elimizden geldiğince güzel kumaşlarla ve işlemelerle süslemeye çalışıyoruz. Bunun sebebini de tahmin ediyorsunuzdur. Bölgedeki en önemli değerlerden birisi. Ve çok kıymetli olduğu için genelde eşlerimiz, annelerimiz, kadınlarımız ellerinden geldiğince el işçiliğiyle tulumlarımızı en güzel şekilde, biz şöyle deriz, bir gelin edasıyla süslemeye çalışırlar tulumlarımızı. Evet, bu da köyde Oçkan dediğimiz bizim çatı arasındaki, eskiden ot koyuluyordu, şimdi biz tulumlarımızı asıyoruz. Sahiplerini bekleyen oğlak derileri. Evet, atölyemin önü sanıyorum bir 6-7 sene öncesi. Ortada duran büyük şahsiyet, saygıyla ve rahmetle anıyorum, ustam, büyük usta, ustaların ustası Ali Çamkert'i. Rahmetli oldu, aramızda değil şu anda. Atölyemizin bir ziyaretinde çekilmiş fotoğraflar. Size göre sağımda, bana göre solumda olan, yine Allah uzun ömür verirsin, büyük bir tulum icracısı ustamız yine Timur İşgören ve ben sağ taraftaki. Yine size göre soldan sayıyorum, Hüseyin Reyhan Çamlı Hemşinli. Hem büyük bir horon ustası hem de tulum ustası. Çok büyük bir özelliktir bu, hem horon ustası olmak hem de tulum ustası olmak. Yine Ali Çamkert'in ustamız ve onun yanında Mahmut Turan ustamız, tanırsınız zannediyorum televizyonlardan. Timur İşgören hemen. Ve fonda bir tulum sesi geliyor. Bu benim doğduğum sene pilli teyplerle kaydı yapılan, benim köyümde, mahallemde kaydı yapılan, yani 1977-78 yıllarında kaydı yapılan, yaklaşık şu anda 38 senelik bir kayıt. Fonda dinlediğimiz tulum sesi ve ustam, büyük usta, nur içinde yatsın, Ali Çamkert'ten çalıyor. Ben de bu kasetlerinden kendisini zaten etkilenerek tulum sanatına başlamıştım. Nur içinde yatsın, bize çok şeyler öğretti. İnşallah hakkını ödeyemeyeceğiz ama elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ve bu da tulumun aslında gerçekten ayrı, ait olduğu yer. Ait olduğu topraklar, dağlar, bulutların üstü, yaylalar. Tulum çalındığı coğrafyaya yakışan bir enstrüman. Hem zaten doğanın bir parçası, yani çalındığı doğadan var olan bir enstrüman. Hem de ses yapısıyla baktığımız zaman farkındaysanız mikrofon kullanmadan icra etmeye çalıştım ilk girişte tulumu. Ses yapısı olarak zaten bu bölgede çalınabilecek belki de tek enstrümandı bu. Çünkü tulum aslında bir habercidir. Bazen yayla göçünü, bazen bir düğünü, bazen bir sevdayı, bir kınayı haber veren, bir dağdan bir dağa, öbür yayladan bir diğer yayla sesini duyurması gereken bir enstrüman aslında. O yüzden yöreye de gerçekten yakışan bir enstrüman olduğunu düşünüyorum. Bu da küçük kızım Ezgi. Şu anda iyi bir horoncu. Bu da maalesef tulumun şehre inmiş hali. sahnedeki hali. Biz dağlarda, yaylalarda tabii sanatımızı duygusal bir manevi bağımız da olduğu için daha iyi icra edebildiğimizi düşünüyoruz, eğer takdir edersen. Evet, slaytımız tulum yapımı ile ilgili bu kadardı. Bir de tulum kaydeleriyle ilgili bazı şeyler anlatmak istiyorum. Yörede çalınan tek enstrüman olduğunu söyledik. Tulum eşliğinde oynanır bütün horonlarımız. Genelde yörede 4 temel horon vardır. Kız horonları, erkek horonları, dök aşağı dediğimiz biraz daha ritmi hızlı olan horonlar, hemşin tarzı horonlar. Bir de çarışka dediğimiz bir horon. 4 temel horon varken yöre insanı bu kültürü o kadar benimsemiş ki bu 4 horon üzerine onlarca beste yapılmış, onlarca kayde üretilmiş. Her birine ya bir yaylanın ismi, ya bir köyün ismi ya da
bu besteyi üreten kişinin aile ismi verilmiştir. Bunu görmekteyiz. Ve baktığımız zaman günümüzde 50'ye yakın, neredeyse 50'ye yakın horon avasının olduğunu görmekteyiz. Derleme çalışmalarım, 2009 yılındaki derleme çalışmalarımda Kültür Bakanlığı'ndan 46 tane horon avası, 12 tane yol avası vermiştim. Bundan sonra tabii derleme çalışmalarımız yine devam ediyor. Şu anda sayı 50'ye yakın horon avasına ulaştık. Ve bunların her birinin kaydı yapıldı. Kültür Bakanlığımız arşivinde de video şeklinde kayıtları vardır. Buradan da ilgili arkadaşlar bakanlığımızdan temin edebilirler. Bu konuda eğer bir katkımız olduysa en azından unutulmaması yönünde ne mutlu bize. Başka anlatacağım arkadaşlar, ben bir konuşmacı değilim tabii, ben bir sanatkarım. Konuşmayı çok iyi beceremeyiz. Eğer soru cevaplar varsa sormak istediğiniz belki daha sağlıklı olur. Merak ettiğiniz her hususta tulum kültürüyle ilgili cevaplayabilirim. Buyurun. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Küçük yaşta tulum çalmaya başladınız. Peki bu usta-çırak ilişkisi şeklinde mi başladı? Yani bir ustanız var mıydı yoksa kendi çabalarınızla mı öğrendiniz? Bu merak. Sağ olun, teşekkür ederim. Tabii ki usta-çırak ilişkisi mutlaka var. Aslında tabii ki her Çamlı hemşini, her hemşini gibi ya da her Doğu Karadenizli gibi bizim de köklerimizde olan bir kültür bu. Ailemde zaten vardı. Benim dedelerim, her iki dedem de zamanın en büyük horon ustaları. Anneannem bile, bizde bayanlar da horon yönetir. Anneannem çok büyük bir horon ustası. Dedemin babası büyük bir şair. Babam gençliğinde amatörce tulum icra eden bir insan. Dolayısıyla aslında köklerimizde, kulağımızda var olan bir sanat. Fakat bir de biliyorsunuzdur, Çamlı Hemşin insanı, daha doğrusu Doğu Karadeniz insanı geldi gurbetçi. Göç etmişler memleketlerinde. Özellikle bizim Çamlı Hemşin insanı genellikle yine pastacılık ve fırıncılık alanlarında büyük şehirlerde hizmet vermektedirler. Benim ailem de gurbetçiydi. Ben Çamlı Hemşin'de doğdum ama ilk orta liseyi Yalova'da okudum. Ortaokula kadar diyebilirim ki tulumla hiç alakam yoktu. Hatta evde tulum çalındığı zaman ki o zaman teyplerden dinlerdi tabii, şimdiki imkanlar yoktu. Ben dinlemezdim. Eğer radyoda yine ya da kaset çalarda bir yabancı müzik varsa, müziğe ilgim vardı. Yabancı müzik varsa onu dinlerdim. Ta ki 13 yaşına kadar. İçimizde varmış ama haberimiz yokmuş. 13 yaşlarında bir gün ortaokul çağlarındayım. Eve geldim ve evde tulum çalındığını duydum eve girmeden. Girdim ki babam tulum çalıyor. Denemek istedim tabii. Büyük bir ilgiyle ilk defa yakından tulum görüyorum. Çünkü gurbetteyiz, köyden uzağız. Elimi aldım, tabii beceremedim. Fakat bırakmadım. Babamın da yardımıyla bir iki ezgi kaydı çıkarmaya başladım. Ve o yaz tatilinde memleketimize geldim. Yalnız bu arada bizim evimizde hep eski hikayeler anlatılır. Düğünler anlatılır, yaylalar anlatılır. Yaylalarda yazın vartor dediğimiz yayla şenlikleri anlatılır. Kulağımız o konuda biraz dolgun ve bir isim geçer sürekli, Ali Çamkerten diye, Çanoğlu Ali, Ali Çamkerten diye. Ve tulumu elime aldıktan sonra tabii Ali Çamkerten'in kim olduğunu daha fazla merak etmeye başladım. Ve köye geldiğimiz zaman rahmetli usta da annemin ve babamın çok samimi arkadaşları tabii. Köye geldiğimiz zaman ilk işimiz ustayı ziyaret oldu. Ziyaret etmek oldu. Sağ olsun bizi çok iyi ağırladı. Tabii o zaman tulum çalamıyorum, çaldığımız da sadece zannediyorum. Ustaya icra etmeye çalıştım elimden geldiğince. Nasıl ustam oldu mu, yapabilecek miyim dedim. Ustam aslında tabii daha sonradan öğreniyorum bunu. Ustam aslında bu işi becereceğime pek inanmamış. Çünkü okuyan bir çocuk, şehirde oturuyor. Kültürden, yöreden uzak bir insan bu işi başarması biraz zor gibi düşünmüş usta ama yapacaksın tabii ki, daha iyisini yapacaksın. Çok güzel diye beni övgülerle oradan gönderdi. Biraz uzun olacak ama bunu benimle ilgili yapılan belgeselleri de çok anlatmıştım. Belki takip edeniniz olmuştur.
Tabii okul zamanı geldi, yaz tatili bitti, tekrar Yalova'ya geri döndük. Okul başladı ama tulum benim gönlüme, kalbime, beynime öyle bir işledi ki artık okuldayım, siz onu yapmayın gerçi, tavsiye etmiyorum. Dersteyim ama maalesef öğretmeni dinlemiyorum, ben hayalimde hep tulum çalıyorum. Yayladayım, köydeyim, düğünlerdeyim, elime kalemi alıyorum, hocaya bakıyorum, tahtaya bakıyorum ama sadece tulum çalıyorum, hayalimde başka bir dünyadayım yani. Yine tabii derslerimi çok etkiledi bu. O zamana kadar çok güzel okuyordum. Okul hayatım çok iyiydi ama maalesef etkiledi. Belki böyle olması gerekiyordu. Yani sonuca baktığımız zaman belki de böyle bir gelişimin olması gerekiyordu. O yaz tatilinde tekrar memlekete dönüp ustayı ziyaret ettiğim zaman ustayı hayrete düşürmüşüm. Yine sonradan kendisinden öğreniyorum. Ve bunu takip eden yıllarda yine başta Ali Çamkerten Usta, çok büyük emeği vardır bana. Ondan sonra Varol Taşer Usta. Varol Taşer Usta da yine bizim tulumda neredeyse Aşık Veysel'e karşılık gösterdiğimiz tulumun piri, garip dedemiz vardır bizim. Mustafa Taşer vardır rahmetli yine. Bizim Ali Çamkerten Hoca'nın da hocasıdır. Onun oğlu Varol Taşer. Ve onlar da dededen toruna intikal ediyor. Tahir Taşer diye bir genç arkadaşımız da şu anda bu saati icra ediyor. Bunlar gibi büyük ustaları dinledim. Sadece tulum ustalarıyla da kalmadık. Tabii yaylalarda, köylerde, geleneksel etkinliklerde horonculardan da, büyük horonculardan da tulum sanatını öğrenmeye çalıştım elimden geldiğince. Buyurun hocam. Şimdi mikrofona ihtiyaç var mı? Duyuruyor mu? Çok önemli bizim için. Öyle olmasaydı zaten programlar olmazdı. Sağ olun. Ancak tulum yapım sanatı da bizim için mühim. Evet. Bir de fabrika işi değil bu. El yapımı evet. Olmakla daha da mühim. Şimdi şunu merak ediyorum. Acaba bundan 50 sene sonra eğer bir tulum varsa meydanda ona birileri baktığında bu Bülent Bekar'ın yaptığı tulumdur diyebilecekleri bir ustalık eseri, bir iz, bir emare, bir ayrıntı, bir şey var mı? Bu bir. İkinci husus da şu, işte ustalardan öğrendim diyorsunuz. Fakire kalırsa tulumun üzerine şişirdikten sonra efendim o perdelere bastığında ses çıkar. Yani bir tulumu ustada çalmak demek neyle mümkün olur? Bir tulum nasıl diğerinden farklı olur, bir sanat haline gelir? Bunu merak ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Zaten bizim savaşımız da bununla ilgili. İlk sorunuzdan başlayayım. Şimdi tulum üreten ülkemizde halen bir elin beş parmağı kadar sayısı az ama bir o kadar kıymetli çok az sayıda ustamız var. Bir tanesi de nacizane benim, en gençleriyim yani. Tulum sanatıyla ilgilenen herkes diyeyim yani tulum sanatının uzağında değil de icracı olan genç arkadaşların hepsi hemen hemen bütün bu ustaların, ustalara ait olan tulumları tanımaktadır. Yani hem işçiliği olarak, hem şekil olarak, üzerine giydirdiğimiz kıyafetlerden, işte kılıflardan, onların işlemelerinden, nav dediğimiz klavye kısmının üretimine kadar icracı arkadaşlar bunu şu anda tanıyor. Bir markalaşma yoluna hiç gitmeyi düşünmedim ama profesyonelleşmek için gerekli olduğunu farkındayım ben de. Belki ilerleyen tarihlerde kendi ismimizi taşıyan amblemlerimiz de tulumlarımızın üzerinde olacaktır. Olması gerekir tabii ki bu da. Fakat şu anda icracıların çoğu hangi tulumun, hangi ustanın elinden çıktığını şu anda bilebilmektedirler. Çünkü ustaların sayısı çok az. İkinci sorumuza gelirsek, şimdi müzik evrensel bir dil. Evet, doğru, evrensel bir dil ama bizim yaptığımız müziğin, bu kültürün farklı bir durumu söz konusu. Biz biraz mahalli bir enstrümandan bahsediyoruz. Yöre kültüründen, yöre müziğinden bahsediyoruz. Şimdi yöredeki, işte dedelerimizden, atalarımızdan bize intikal eden bu kaideler, yok olmaya tuttuğunu söylediğimiz bu kaidelerin en iyi şekilde icra edilebilmesi için mutlaka o atmosferde, o doğanın içerisinde, yöresinde, o ruh halinde insanların yaşayarak, görerek, o atmosferi görerek, bir köy düğününü yaşayarak, bir yayla göçünü yaşayarak, bir yayladaki vartovuru yaşayarak, göç yollarında yol havaları çalarak ancak en iyi şekilde öğrenirler ve icra edebilirler.
Çünkü bir yol havası çaldığınız zaman aslında o yol havasının nerede, hangi ruh halinde, hangi çetin coğrafyada patikalara çalındığını bilmezseniz o yol havasını sadece duyduğunuz kadar belki icra edebilirsiniz. Veya bir horon havası akşam saat 6'larda başlayıp eski kültürümüze göre köy düğünlerinde anlatabiliriz tabii biraz uzun sürer ama çok köklü bir kültürdür. Misafirperverlik ağırlama üzerine kurulan bir kültür tabii. Akşam saatlerinde uzak yerlerden gelen insanlara yemek verilir, ikram edilir. Yemekten sonra horona geçilir ve bu horonlar sabaha kadar sürer. Ve bizdeki horonlar bir trans halidir aslında. Yani bir kendinden geçme halidir. Yani 10 dakika oynayıp 15 dakika oynayıp oturma hali değildir. Saatler süren, sabahlara kadar süren ve insanların kendinden geçtiği uykulu gözlerle omuz omuza, dirsek dirseğe el ele beraber olmanın, el ele tutuşmanın, omuz omuz olmanın verdiği birlikteliğin hareketiyle bir trans halidir aslında. Bunu ben anlatsam belki şu anda ya ben çok iyi ifade edemem bilgi dağarcığımla, kelime dağarcığımla ya da size siz algılayamayabilirsiniz ama işte bu atmosferi tulum icra etmek isteyen bir insan mutlaka yaşamalı, görmeli. Gördüğü zaman o kaydeleri daha yerinde, daha düzgün icra edebileceğine inanıyorum. Şimdi mesela ben şu anda bu yıllarda başlamış olsaydım tulum sanatına kesinlikle mesafe kat edeceğim mesafe belliydi. Neden belliydi? Çünkü o geleneksel kültürün yaşandığı dönemler artık bitti. Maalesef kaybettik onları. Ben hem çok şanslıyım hem de çok şanssızım. Şöyle şanslıyım. Yetiştim o atmosfere. Köy düğünlerini gördüm. Sabahlara kadar günler süren bazen köy düğünlerini gördüm. Vartavar dediğimiz yayla şenliklerini gördüm. Göçlere şahit oldum. Yayla göçlerine yürüyerek. Yayla göçlerine ya da çayırlıklara olan göçlere. Bunlara şahit oldum. Ama şahit olduktan sonra, bunları gördükten sonra bir anda da kaybettim. Ve bunun da çok büyük üzüntüsü içerisindeyim, çok büyük boşluğu içerisindeyim. Şimdi bildiğimiz ne kadar çok şey bilsek de şu anda biz bile, kendi adıma söyleyeyim, körelmeye başladık maalesef. Çünkü geleneksel ortamında artık tulum sanatını maalesef icra edemez duruma geldik. Şimdi günümüzde ne yapılıyor? Düğün yapılıyor. Bizim Çamlıhemşi'de bile maalesef düğünler salonda yapılıyor. Köy düğünü yapılmıyor. İnsanlar ağırlanmıyor. Yemek kültürü ortadan kalktı. İnsanlar birbirlerini, işte komşu köylerden gelenleri, mahallelerden gelenleri nasıl ağırlayabilirim, nasıl daha iyi hizmet edebilirim? Yarışı içindeydi insanlar. Günler sürerdi. Günler öncesinden gelirlerdi mesela insanlar. Yemekler verildi sabaha kadar, horonlar oynanırdı. İşte magarlık dediğimiz konuşmalar, espri, işte gelin eve girerken, gelin evden çıkarken ki konuşmalar, bunlar hepsi ortadan kalktı. Biz de ne yapıyoruz? Şimdi gidiyoruz davetli olduğumuz bir salona. Orada zaten sağ olsunlar yöremize hiç ait olmayan bir müzik ve dans şekliyle insanlar eğlenmeye çalışıyor. Saat 11-12'ye doğru da haydi tulum diyorlar. Bir yarım saatte biz tulum icra etmeye çalışıyoruz sadece göstermelik olarak, sadece sembolik olarak. İşte biz de zaten, hocam çok teşekkürler bu soruya. Zaten bu mücadele içerisindeyiz. Geleneksel yapı bittiği için geleneksel kültür ve bu sanatta yok olmaya yüz tutmak üzere. Buyurun. Merhaba Mehmet, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bu enstrüman tamamen otantik bir enstrüman. Siz de tabii bunu imal ediyorsunuz. Bu enstrümanda bazı işte Türk müziğinde olan ara sesler konusunda sıkıntılar olduğunu biliyorum. Evet. Bu üflemeli çalgılarda da bu hava boşluklarını kısmen veya işte belli aralıklarla kapatarak bu koma seslere ulaşmak mümkün belki ama yani imalatçı olarak hiç böyle bir arayışa girdin mi? Bu seslerin peşine koştun mu? Veyahut da otantik kalsın sadece bu yere havalarını icra etsin diye mi düşündün? Böyle bir arayışın oldu mu? Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Şimdi konuşmamdan anlaşılmıştır. Ben gelenekçiyim. Ve şu fonda duyduğumuz tulumu belki ben binlerce kez dinlemişimdir. Yaşadığım sürece belki her gün dinliyorum. Orada aldığım hazı şu anda alamıyorum ben. Başka bir tulum veya başka bir atmosferi. Ben orada değilim ama orayı hayalimde görebiliyorum. Tulumun çalındığı ortamı. Şimdi şöyle değerlendirmek gerekiyor. Az önce de söyledim. Evet, müzik evrensel bir dil. Evrenseldir. Herkesindir. Kim sahip çıkarsa onundur. Fakat
bizim yörede çalınan enstrüman tulumun ses aralığı da aslında bir şeye göre yapılmış. Neye göre yapılmış? Yöredeki gırtlağa göre, ağza göre yapılmış. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi mesela son yıllarda söylediğiniz gibi işte sahne alan arkadaşlarımız bizi zorluyorlar. Ya işte tulumun orijinal ses aralığı işte la'dır ya da si bemoldür. İşte bunu fa yapsak, işte do yapsak, işte başka bir ses yapsak diye bizi zorlamaya başladılar. Yapalım iyi güzel. İşte elimizden geldiğince bu arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bu sefer tulum olma özelliğinden çıkıyor ve başka bir enstrüman haline geliyor. Yani bizim dedelerimiz tulumun üzerinde 5 perde var. Notada 8 var. Ben çok notada bilen bir insan değilim. Böyle bir eğitimim de yok. Sadece uzmanlık alanı tulum, nacizane. Şimdi bizim dedelerimizden bence biz çok daha akıllı insanlar değiliz. Yani 5 delik değil de 10 avun üzerine 6 delik açabilirlerdi. Ya da 7 delik açabilirlerdi. Veya 8 delik açabilirlerdi. Yani 3 tane analık yerleştirebilirlerdi. Bunlar hep deneme yanılma yoluyla bugüne kadar gelmiş ve yapılabilecek son şeklini, olabilecek en iyisini yaptıklarına ben inanıyorum. Biz 6. perdeyi yaptığımız zaman evet uluslararası ya da işte yurt içi, yurt dışındaki bazı yörelerin ya da işte eserlerini belki icra edebiliriz, belki icra edebiliriz ama yöredeki özelliğinden de uzaklaşmış oluruz. O yüzden bence tulum olarak çalınmalı. Yeter ki tuluma aslına sadık kalarak bu yok olmayan üst tutan ezgileri genç arkadaşlarımız icra etsinler. Başka bir enstrümana, nefesli bir enstrümana ihtiyaç varsa onun adı tulum olmasın. Başka bir nefesli enstrüman üretelim o zaman. Adını da başka bir şey koyalım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben mikrofonu aldım, daha vermem artık. Adnan Hoca'dan zorla aldım elinden. Şimdi soruyu getiriyor. Bir şeyi daha merak ediyorum. Şimdi bu tulumun icrası bir. Bunun horon icrası iki. Buradaki ciddiyet üç. Adeta bir askeri birliğin yönetilmesi gibi yönetilmesi 4. Bütün bunlar bu tulumun ve horonun arka planında bir dini ritüelin varlığını hissettiriyor. Çok mühim, muhtemel ki bu böyle. Bunun gibi ritüellerin bugünkü yansımalarına bakıyoruz ki şu hareket veya şu ses tabiattaki veya hayattaki şunun karşılığıdır diyebiliyoruz. Mesela Erzurum Barı'ndaki ayak hareketleri eşinen bir atı tasvir eder. Veya işte o bir koyunu çalan bir kartal figürü vardır. Acaba tulumun seslerinde ve horon icrasında da böyle bir karşılık var mı? Tabii ki vardır. Hiçbir kayde, ezgi, figürler oynadığımız horonların hiçbiri rastgele, tesadüfen oluşan figürler, hareketler veya kaydeler kesinlikle değildir. Sorular sordukça konu çok daha iyi açılıyor. Ben de tabii unutabiliyorum. Düşündüğüm şeyleri de söyleyemeyebiliyorum. Hafızamda kalmayabiliyor. Sorularınız çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi horonda şöyle bir özellik var bizim horonumuzda. Horon neden oynanır? İlk baktığınız zaman horon eğlence için oynanır diye görürsünüz. Öyle yani niçin oynarız? Eğlenmek için oynarız. Yas tutmak için horon oynanır. Fakat bu öyle bir eğlence anlayışıdır ki içinde çok büyük bir ciddiyetin ve disiplinin olduğu bir eğlence anlayışıdır. Onlarca insan bir arada bir yerde bir noktada horon oynar ama bir kişi gibi oynar. Ve o onlarca kişiyi bir kişi yönetir. Horoncu denir ona. Ve o onlarca kişi mutlak süret o horoncuya uymak ve onu dinlemek zorundadır. Horonda mutlak bir otorite vardır. O otorite de horoncudur. Ondan sonra da tulumun sesidir. Tuluma da hükmeden, onu da yönlendiren horoncudur. Dolayısıyla burada bir disiplin ortaya çıkıyor ve dediğiniz gibi zaten birçok halk oyunları gibi bizim halk oyunlarımızda muhtemel olarak şamanist dinlerin etkisinde kalarak gelişen ve günümüze kadar gelen halk oyunlarıdır. Tabii ki birçok figür, birçok hareketler, yöredeki olayları, belki tabi olayları, belki yöredeki yaşamışlıklığı ya da geleneksel yapıyla ilgili şeyleri temsil etmektedir. Fakat bugüne kadar yöremizde böyle bilimsel bir çalışma yapılmadı.
maalesef yapılmadı. Yapılmadığı için de bizde çok fazla işte şu figür şunu anlatıyor, bu figür de bunu anlatıyor diye böyle bir kavramları üstüne basarak vurgulayamıyoruz. Zaten biliyorsunuz, sizler benden daha iyi bilirsiniz. Maalesef tarihler hep savaşlar ve büyük felaketler üzerine yazılmıştır. Maalesef halk kültürleri üzerine ve müzik üzerine tarihler yazılmamıştır. Bu nedenden dolayı da müzik geçmişimize, tarihimize baktığımız zaman her zaman boşluklar görmekteyiz. Sadece tarihi büyük bir olayın yanında küçük bir işte müzik unsuru koyulmuşsa, ha şu dönemlerde şu varmış, şöyle oynanabiliyormuş gibi bilgilere ulaşabilmekteyiz. Geçmişimizle ilgili bundan 150-200 sene önceki icralarla, oyunlarla ilgili çok bilimsel katı bilgilere ulaşmamız zor oluyor. Başka cevaplamadığım bir şey oldu mu hocam? Teşekkür ederim hocam sorunuz için. Arkadaşlar? Evet. Lisansını ben en güzel yapmıştım. Yüksek lisansı da en güzel yapmıştım. Lisansta dizeyli müzik kültürü üzerinde, dizeyli müzik kültürü içerisinde soğuk çalgısını ele almıştım ama fark ettim ki bununla ilgilenmemiz gereken daha çok şey var. O yüzden yüksek lisansta direkt kullanım çalgısına yöneldim. Yani çalgı bilimsel olarak. Çok merak ettiğim bir soru var ama herkesi de merak ettiği normal bir soru soracağım. Yazılı kaynaklara baktığımız zaman 1930'lara kadar gidebiliyoruz. Bu bölgede yapılan araştırmalar konusunda. Ve bölgesel seçilmiş. Mesela durumla ilgili Akdeniz bölgesi seçilmiş. Ve Rize'den Erkek bölgesi seçilmiş. Çamlı Hepsi tarafında çok iyi bölgesi. Ya da dağlık kesimleri sahip seçilmiş. Ve toplamda baktığımız zaman 5-6 tane bağlı araştırması var bununla ilgili. Herkesin büyük ihtimalle merak ettiği bulutun üzerinde bulunan cep, yani bulutun üzerinde bulunan cep ne zamandan geliyor? Yazılı kaynaklarda bölümce yazılmamış ama bazı çekilmiş fotoğraflarda var. Orada 1960'lara kadar var fotoğraflarda. Onun öncesindeki fotoğraflar genelde sadece saf deri olarak, yani bulut üzerinde herhangi bir kılıf olmadan görünüyor. Ki diğer, yani Türkiye dışına çıktığımız zaman da farklı coğrafyalar da gelir bu şekilde. Üzerinde kılıf olmadan icatlarımız halkı. Şu an için o üzerindeki kılıf ve cep ne zamana kadar var ya da ne zaman icatlarımız? Özgür kardeşim çok teşekkür ederim. Şimdi yine güzel bir soru geldi bize. Tabii şimdi doğadan var olan, yani söyledik ya, dünyada birçok yerde çalınıyor. Ama dikkat edeceğimiz şey şu. Dünyada diğer, yani farklı yerlere çalınan, ülkelere çalınan, tulumun çalındığı bölgelerin hep birbirine benzerlik gösterdiği ve yine hayvancılıkla, yaylacılık kültürünün olduğu bölgelerde çalınan bir enstrüman, dağlık bölgelerde çalınan bir enstrüman olduğunu görüyoruz. Şimdi çok ilkel dönemlere dönersek şöyle bir açıklama ancak yapabiliriz. Tabii ki insanların kendi üzerlerini örtemedikleri, kumaş bulamadıkları dönemlerde tulumların üzerini kapatmaları, örtmeleri ve onlara elbise yapmaları tabii ki çok zor. Fakat 1900'lü yılların başında yöremizde tulumları süsleme ve tuluma kılıf giydirme ihtiyacı doğmuş. Ama bunu ilk kim yaptı diye sorsan kimse hatırlamıyor. Hatırlamadığına göre demek ki 1900'lü yılların başını buluyor. Çünkü ben çok yaşlı insanlara sordum. Evet, zaman zaman çıplak, yani üzerinde kılıfı olmayan tulumlarda çalınırdı ama bu tabii ki dönemin fakirliğinden, imkansızlığından kaynaklanan şeydi. Daha sonra tulumlar süslenmeye başlanmış ve tulumun üzerine bir de cep yapılmış. Bu çok enteresandır. Çoğumuz öğrenmişizdir şimdi neden yapıldığını. Bu cep ne işe yarar? Tahmin eden var mı? Tulumun üzerinde cep vardır. Evet, bahşiş cebidir. Şimdi aslında o sadece bir bahşiş cebi değil. O bir geleneğin, bir kültürün aslında küçük bir objeyle temsilidir. O da nedir biliyor musunuz? Anadolu'da imece dediğimiz, bizim meci dediğimiz olayın göstergesidir aslında. Şimdi sanatkarlar atıyorum bundan 150 sene önce belli bir ücretle mi çalışıyorlardı acaba? Hayır. Sanat icra ediyorlardı ve karşılığında mutlaka bir şey alıyorlardı.
sanatlarını devam ettirmeleri için. İnsanlar onları bir şekilde teşvik ve destek, teşvik ediyorlardı ve destek veriyorlardı. Bu da nasıl oluyordu? Kendi kültürümden bahsedeyim. Mesela bir tulumcu, bir horonda davetli olduğu bir yerde tulum çalarken, tulumun cebine şu anda gönlünden insanlar ne koparsa bahşiş vermektedirler. Eski tarihlerde de o tulumculara yine ninelerimizden, dedelerimizden duyduğumuz kadarıyla parası olan para, altın zamanı altın, durumu çok iyi olanlar ya da mesela düğün sahipleri, işte o etkinlik, o geleneksel etkinlik kim düzenlemişse onlar tarafından, onların haricinde de tulumcunun günlük ihtiyaçları, ev ihtiyaçları karşılanırmış. Bu ne olabilir? İşte yiyecek yardımı olabilir, odun yardımı olabilir, dönemin şartlarına göre iş yardımı olabilir, insan gücü yardımı olabilir. Bu işte bir imece usulü dayanışmanın göstergesidir. Yani bir tulum sanatkarı eski tarihlerde bir yere davet edildiği zaman davet eden kişi tarafından o kişinin masrafları ya da işte ihtiyacı karşılanmazdı. O toplumda bulunan her birey cebinden ya da elinden ne gelirse o tulumcuya katkı sağlayarak böylece bir kişiye yük olmadan imece usulü tulumcunun da hayatı idame ettirmesi sağlanırdı. İşte bu gelenek şimdi cep olarak devam ediyor. Bizde horonlarda özel bir melodisi var. Gideriz horon oynayan kişiye o melodiyi yaparız. Gönlünden ne koparsa o da tulumun cebine koyar. Ama şöyle bir durum var. Mesela ben bu sanata ilk başladığım zamanlar, bundan 20 sene önce bu sanatta o zamanlar daha çocuk ve acemi olduğum halde daha çok gelir elde edebiliyordum bahşişle. Diyeceksiniz ki niye, ne değişti? Ekonomik kriz mi var? Hayır, şu anda dünden çok daha iyiyiz. Ama şöyle bir durum var. Eskiden köy düğünleri yapılırdı. İnsanlar saatlerce oynardı. Ve o saatlerce oynayan insan, kendinden geçen ve tatmin olan insan, horon dedik ya hani sanki ilahi bir ibadet şekli gibi, yanlış değerlendirilmesin bu söylediğim, sakın bir kendinden geçme hali. İnsanlar trans oluyor çünkü. Nerede ve ne zamanda, hangi kavramda olduklarını unutuyorlar. Zaman, mekan kavramını unuttukları bir şeydir horon. İşte burada o horoncu tulumun cebine bugünkü parayla en yüksek rakamı çıkarıp gönül ferahlığıyla, gönül rahatlığıyla rahatça tulumun cebine bahşiş olarak koyabiliyordu. Fakat şimdi bir salona az önce de söylediğim gibi davet ediliyoruz. O salonda belki yarım saat tulum çalmıyoruz. İnsanlar terlemiyor bile ve tatmin olmadan o oyuncunun karşısına gidip bahşiş istemekten hem çekiniyoruz hem de mecburiyet karşısında bahşiş istediğimiz zaman da oynayan kişi de bu sefer cüzi bir rakam veriyor. Ve dolayısıyla biz de böyle el ele baş başa sanatımızı ancak ki devam ettiriyoruz. Çok teşekkür ederim Uğur kardeşim sorun için. Sorularımız? Evet. Buyurun. Şimdi tulum Doğu Karadeniz'in bir değeri. Evet. Kültürel bir değeri. Peki bunun tescili yapıldı mı? Yani şu denebilir mi? Tulum Doğu Karadeniz'in bir müzik aletidir. Yani yarın başka bir ülke çıkıp bu bizimdir diyebilir miyiz? Çok teşekkürler. Yine çok güzel bir soru. Şimdi tulum kime aittir meselesi? Aidiyet konusu. Aidiyet konusuna ben çok farklı bakıyorum. Yine konuşmanın başında söylediğim gibi bizim dedelerimizden öğrendiğimiz Kafkaslardan, Orta Asya'dan göç etmişiz. Anadolu'nun ilk önce güneyine, daha sonra kuzeyine yönelerek önce Erzurum, Horasan bölgesine, ondan sonra Kaçkar'ın kuzey yüzünü keşfetmişiz. Bu bölgeye gelmişiz. Yanımızda tulumu getirmişiz. Ve bugüne kadar tulumu çalmışız. Hikayeleri var. Birçok tarih araştırmacısı da aynı tezi savunmaktadır bilim adamları. İşte Orta Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Batı Trakya üzerine kıta Avrupa'sına taşındığı bu enstrümanın söylenmekte. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Şimdi çok ilkel çağlara baktığımız zaman, yine siz daha iyi bilirsiniz benden, ben tarihçi değilim ama gördüğümüz şudur ki çok ilkel tarihlerde, kıtalar arası bölgelerde, okyanuslar ötesi bölgelerde birbirinden hiç haberi olmayan, hiç iletişimi olmayan, birbirinden iletişimi olmayan insanların, kavimlerin, toplulukların bile birbirine çok yakın, çok benzer alet edevatlar geliştirdiğini bugün görebilmekteyiz. Tarih kazılarda, işte buluntularda,
O zaman insanların birbirlerine ulaşması, gitmesi gelmesinin imkansız olduğu, belki ömürlerinin yarısını alacağı dönemlerde birbirine yakın, çok birbirine benzeyen eğer gereksinimlerini üretebiliyorlarsa, tulum da aynı şekilde benzer coğrafyalarda ihtiyaç haline gelmiş ve bu şekli almış olabilir. Yani tulum insanlığın ortak bir malı olabilir. O yüzden ben kesinlikle işte biz hemşinliyiz ya da işte Laz'ız, Doğu Karadenizliyiz, tulum bizimdir, başkasına vermeyiz diye üstüne basarak bu kavramı vurgulamam. Ama şunu vurgularım, dikkatinizi çekmek istiyorum, bu çok önemli. Yine dünyada tulum ve tulumsu sazların çalındığı, icra edildiği bütün bölgelere baktığımız zaman bu tulumsu sazlar tek bir saz değildir. Mutlaka yanında yardımcı bir saz veya ritim sazı vardır. Bu çok önemli. Ama sadece Çamlıhemşin ve Kaçkar Dağları'nın eteklerinde tulum yalnızca bir sazdır. Tek bir sazdır. Sadece Çamlıhemşin. O yüzden bu konu üzerinde düşünülebilir tabii. Ve belki biz biraz daha dünyadaki iktidai şekliyle çalıyoruz. Belki biraz daha sahip çıkmışız. Bu konuda tabii bölgede yaşayan insana bir vefa borcumuz var. Günümüze kadar bu enstrümanı ve bu kültürü intikal ettirdikleri için. Fakat maalesef işte üniversitelerimizde sağ olun yeni yeni tuluma yer verilmeye başlandı. Halen konservatuvarlarımızda tulumun yeri yok. Bir Türk çalgısı olduğunu düşünürsek ya da Anadolu'muzun, Karadeniz'imizin, yurdumuzun bir enstrümanı olduğunu düşünürsek halen konservatuvarlarda yok. Halen TRT'de yok. Kültür Bakanlığımızda sadece bir bundan belki 20-25 sene önce bir kadro açılmış ve bir abimiz orada görevli. Halen hak ettiği yerde ülkemizde maalesef değil. Ama umuyorum ki sizin dikkatiniz, ilginiz de insandan insana, kişiden kişiye dağılacaktır. Başka sorunuz kalmadıysa benim de aslında anlatacağımız çok şeyler var. Bizim aslında en büyük sıkıntımız şu. Tulumun icra edilip edilmemesi değil. Benim kaygım aslında bu değil. Bu bir enstrüman olacak. Enstrüman olarak, bir saz olarak yüzyıllar sonrasına gideceğine inanıyorum. Yani gelecek nesillere aktarılacak. Ama bizim kaygımız şu. Geleneksel kültürü yok oluyor. Aslında bizim vermek istediğimiz savaş bu. Yani bu enstrümanın çalındığı bölgedeki geleneksel yaşam, geleneksel kültür maalesef yok oluyor. Bunun da en büyük sebebi tabii ki göçler. Biliyorsunuz kültürler belli coğrafyalarda kültürleri, gelenekleri yaşatan en önemli unsur insan unsurudur. Eğer o bölgede, o coğrafyadan insanı alırsanız o geleneklerin ve o kültürün yaşaması imkansız hale gelir. Bizim de işte serzenişimiz her zaman genç kardeşlerimize, memleketinize geri dönün. Dedelerinizden size miras kalan ocakları tüttürün. Mesela biliyorsunuz Hemşin yöresinde, dağlık bölgelerde, Çamlıhemşin yöresinde birçok dedelerimiz belki 200 sene önce konaklar yaptırmışlar. Belki 2 kardeş, 3 kardeş bir konak yaptırmış. 30 odalı, 40 odalı konaklar yaptırmış. Ve o 2-3 tane dededen onlarca, yüzlerce torun bugün var. Her aileye baktığımız zaman işte bizim 300 nüfusumuz, bizim 500 nüfusumuz, bizim 1000 nüfusumuz var diyorlar. Ben de şunu söylüyorum. Her ocaktan sadece bir çekirdek aile geri dönse memleketine ve o ocağı şenlendirse işte o şu anda bu savaşı biz de vermemiş olurduk ve o geleneksel yaşam ve kültür devam etmiş olurdu. Bizim savaşımız bu. Sıkıldık mı? Çok mu konuştuk? O zaman biraz horon oynayalım. Şimdi tabii benim gibi benden daha genç ve yakışıklı delikanlı arkadaşlarım var burada. Her biri geleneğine, kültürüne, Çamlıhemşin'de 12 ay yaşayarak sahip çıkmaya çalışan bürokratından, memurundan, işte esnafına kadar arkadaşlarımız var yanımızda. Onlarla beraber bir horon gösterisi yapacağız.
yine konuşmamda söylemiştim, 4 çeşit oranımız var ama bunun üzerine o kadar köklü bir kültür ki çok besteler yapılmış ve 50'ye yakın horon havası var. Biz temel 4 tane horonu göstermeye çalışacağız, icra etmeye çalışacağız size. Son horonumuzda sizleri de davet ediyoruz. Bitmeniz önemli değil. Zaten ağır oynanan bir horon. Hepinizi davet ediyorum. Bizi dinlediğiniz için eğer sürçülisan ettiysek affola. Umarım faydalı olabilmişizdir size. Çok teşekkür ediyorum. Davetinizden dolayı hocalarıma saygılar sunuyorum. Evet. Alkışlarınızla Çam Nemşin, horon ekibi.
Çok teşekkür ederiz. Tabii icra geleneğinin ustadan çırağa aktarılması gelecek kuşakların bizden daha iyi temsil etmesi gerekiyor. Bu bağlamda okulumuzun bir öğrencisi var biliyorsunuz. Benim de arkadaşım, dava arkadaşım diyeyim. Engin Durmuş'u aranıza sahneye davet ediyorum. Son olarak hemşin oranı oynayarak bu programı sonlandıracağız. Eğer başka bir arzunuz, isteğiniz yoksa sonlandırmayı düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu oyunun sonunda siz de geleceksiniz. Çağıracağız, davet edeceğiz.
Çamlı Hemşirin Toplu Öğretimine teşekkür belgelerini takdim etmek üzere Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Fatih Seyisi ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Kemal Çavuş Hocamızı alkışlarla teşekkür etmeye davet ediyoruz. Edebiyatı bölümü ile Kültür ve Edebiyat Topluluğu tarafından düzenlenen Geleneğin Nefesleri, Tulum İcra Geleneği ve Tulum Kaideleri adlı programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize